Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Barış Doğru'yla Türkiye'de iklim değişikliği algısını konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz Barış Bey. Hoş bulduk. Barış Doğru, İklim Haber ve EkoIQ dergisinin yayın yönetmeni. Hoş geldiniz aramıza öncelikle. Bugün sizin bu ay içerisinde, Temmuz ayı içerisinde konuda araştırma ve danışmanlıkla beraber gerçekleştirdiğiniz çalışmadan, Türkiye'de iklim değişikliği algısı çalışmasından bahsetmek için sizleri ağırlıyoruz. Öncelikle teşekkür ederiz geldiğiniz için ve bu çalışma için de. Şans verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle önümde notlara bakıyorum ve konuda araştırma ve danışmanlıkla beraber Türkiye'de iklim değişikliği algısı çalışması gerçekleştiriyorsunuz. 2018'de gerçekleştirmişsiniz. 2019'da tekrarladık. Evet, tekrarladık. Peki öncelikle hemen şunu sormak isterim. İklim Haber niye böyle bir çalışmaya ihtiyaç duydu ve İklim Haber'i belki bize kısaca da tanıtabilirsiniz bu esnede? Tabii biz şimdi uzun zamandır EkoIQ dergisini 9 yıldır hazırlayan bir ekibiz aslında. Bir 2 yıl önce de tamamen iklim değişikliği, yani konunun giderek önemi artıyor. Çünkü biz EkoIQ'de sadece iklim değişikliği çalışmıyoruz. Ama sadece iklim değişikliği odaklı bir yayının ihtiyacını aslında evet. Duymaya başladık. Onun için de bir hem kaynak arayışına hem bizim EkoIQ ekibinin dışında da dışarıdan katkı sunabilecek özellikle genç akademisyenler var bu konuda. Onları da bu işin içine dahil edebilecek bir yapı kurmaya çalıştık. Sonuçta da bu hem biraz kaynak hem de bu konuda çalışabilecek ekibi bir araya getirdik ve iklim bilimi, iklim siyaseti ve iklim ekonomisi yani üç temel başlıkta sadece iklim değişikliğine fokus olan iklim haberi yani ikinci yılındayız. İkinci yılı bitiyor herhalde. Yerine soktuk aslında. Çok güzel. Buradaki temel sebep de zaten yani bunu çok aslında anlatmaya gerek yok. İklim değişikliği hatta artık iklim krizi diyoruz buna. Dünyanın yani bana göre birinci problemi. Ama şeyde de çok gerideyiz. Türkiye'de de konuda daha da gerideyiz. Sonuçta mevcut kalkınma politikaları bu konuda evet. Bir şey vaat etmiyor. Evet. Biz de ama bu konuyu nasıl daha fazla konuşulur hale getirebiliriz bir yandan bakarken bir yandan da şunu tespit ettik. Bu konuda da çok az veri var. Yani üstüne konuşulabilecek az araştırma var. İstatistiksel veri yok. Buradan hareketle ilk geçen sene bir anket çalışmasına, bu konuda bir algı çalışmasına gerek olduğunu düşündük ve iklim değişikliği algısı ve geçtiğimiz sene enerji tercihlerine de baktık. Çünkü o arasındaki ilişkiyi çok kurmasa da enerji kaynaklarına nasıl bakıyorlar insanlar diye. İkisinin üzerine yoğunlaşan bir araştırma. Orada da çarpıcı bir sonuç var aslında enerji kısmında. O da daha çok güneş enerjisinin tercihi. İnanılmaz bir sonuç. Yani şöyle sorulmuştu tabii. Hani soruluş biçimi çok önemli. Oturduğunuz yere yakın bir yerde bir enerji santrali kurulacak olsa hangi iki tanesini tercih edersiniz? Evet. Ve hangi iki tanesini tercih etmezsiniz? Evet. Bir numara güneş, iki numara rüzgar çıkıyor. Çok güzel. En istemediklerinde de bir kömür çıkıyor, iki nükleer çıkıyor. Oha. Yani çok enteresan ve yüksek oranlarda. Böyle hani şimdi tam oranları hatırlamıyorum ama çok yüksek oranlarda. Yani biraz tahmin edilebilir ama bu kadar yüksek olması da enteresan. Bir de enteresanlığı şu, biz partiler yani KONDA'yla yaptığımız için çalışmayı aynı çalışmanın içinde yani hangi partilere oy verdiklerini de biliyoruz. Evet. O yüzden hani bunlar kimin arasında daha yüksek hani diyen acaba daha okumuş muhalif kesimler gibi mi diye baktık. O konuda da çok anlamlı bir fark. Tabii ki biraz fark var ama çok büyük bir fark gözükmüyor. Evet. İnsanlar kendi varoluşlarını kömürlü termik santralin ve nükleer santralin etkileyeceğini bir şekilde biliyorlar. Evet, evet. Güneşin ve rüzgarın da tertemiz, gayet uygun bir enerji kaynağı olduğu konusunda bir fikirleri var. Evet, müthiş. Bir yandan da özellikle bu kadar kutuplaşmış bir coğrafyada bu çevre, iklim gibi temel bağdaştırıcı hepimizi bir araya getiren sonlar aslında bir yandan da bir aradalık sağlıyor mu? Yani var olan bizim sıkışmışlığımızın altını mı çiziyor yoksa bundan bir... Tam bu varoluş problemi gibi yani. Evet. Yani insanların hani
politik kavgaları bilmem, yani her şey yok olur ya, hiçbir şey yoksa, yani evet, yaşayacağınız bir ortam yoksa bunun bir anlamı olur mu? Hani şu sağcısınız, solcusunuz, bir şey ifade etmeye başlamayabilir. Evet. Tabii ki bunun arkasında ideolojiler var, şeyler var, bunları konuşabiliriz ama insanlar, hani Türkiye halkı da pragmatist bir halk. Şöyle evet, yani bazen olumsuz anlamda söylenir, bazen olumlu da söylenebilir. Yani çok basit, bu tür şeylerden hayır gelmeyeceğine dair bir evet, şey var ve dediğim gibi bunun AK Parti seçmeni veya CHP seçmeni veya HDP seçmeni veya MHP seçmeni evet, çok anlamlı farklar olmadan istemiyorlar yani bunu. Evet. Hani kendi partileri bu konuda çok bastırıyor olmasına rağmen bu talep onlar tarafından satın alınmamış gözüküyor. Evet, anladım. Son olarak bir şeyi tekrar sormak isterim. Burada çok fazla bilgi yok derken iklim eksenindeki verilerden bahsediyorsunuz ya, vatandaş tarafındaki algısından bahsediyorsunuz. Ya ikisi de yok tabii ki. Şimdi hani şöyle, bu sonuçta bu bir meteor düşmesi gibi bir şey. Yani öyle değil, insan kaynaklı iklim değişikliği ama çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Evet. Ve bununla ilgili çalışmalar da çok son yıllarda başladı. Dünyada da yani... Evet. Bunun 25-30 yıllık tarihi vardır. Türkiye bu konuda iklim değişikliğinden son derece kötü etkilenen bir ülke olmasına karşın akademik dünyadaki zayıflıkla da biraz ilişkili olarak çok az araştırma var. Yani hani şunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü şöyle çalışmaya başlamanız gereken bir dönemdeyiz. Yani kent çalışmaları da iklim değişikliği mutlaka ayrı ayrı çalışmanız gerekir. Fındık üretimi derseniz iklim değişikliğini ayrı ayrı çalışmanız gerekir. Yani su kaynakları dediğinizde evet, bu bitmez tükenmez bir şey. O yüzden daha adapte olabilmiş değil. Çok hızlı adapte olabilecek bir akademik dünyamız olmadığını da genel olarak hani birçok insanı dışarıda tutarak söylüyorum. Ama bu da ortada. Sonuçta bu alanda az bilgi üretiliyor. İkinci az üretilen bilgi de, biz çok siyaset odaklı bir toplumuz. Durmadan hangi parti oyu vereceğini haftada bir ölçüyoruz belki. Ama yani değerler, anlamlar, sorunlar dünyasına dair daha az araştırma var. Çoğu da bunları hani partiler yapıyor ve zaten çok da açıklamıyorlar. Ama başka bazı çalışmalarda da Ipsos'unkinde sanırım ortaya çıkmıştı. Bu kent ve çevre konusu giderek mayalanan, büyüyen bir konu. Ama ne kadar? Yani iklim değişikliğini insanlar bu konu, yani iklim değişikliğinin varlığından eminler mi? Bundan endişeliler mi? Bunları bizim ölçmemiz gerektiğini düşündük. Bir başlangıç olsun ve her yıl ölçerek bunu evet, devam ettirelim ve böylece gelişmeleri de orada görmeye başlayalım diye aslında buradan hareket ettik. Ve evet, bunu ölçmeye çalıştık. Evet. Ve KONDA'nın raporundaki veriden yola çıkarak şöyle diyebiliriz. Türkiye'nin 29 iline bağlı 100 ilçenin 151 mahalle ve köyünde 2745 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek, onlara 6 soru sorularak yapılmış bir çalışmadan bahsediyoruz. Ve %99 güven aralığında artı eksi %2.3 evet, hata payıyla olduğunu söyleyebiliriz. Peki hem bu KONDA'yla süreç nasıl gelişti? Rapor elinize geldiğiniz zaman önceden hissettiklerinizin altını çizen bir rapor muydu, yoksa farklı bir şeyle mi karşılaştınız? Ya şimdi bu konuda biraz hani ben böyle çok her yerde sohbet etmeye falan, hani insanları taksicilerle muhabbet etme, hani böyle bir şeyim vardır. Hani sosyoloji kökenli olmamla hani belki de biraz ilişki de meraklıyım. Çok fazla konuşulmaya başladığına dair bir şeyim vardı. Hı hı. Ama açıkçası bu kadar yüksek oranlarda olduğunu, iklim değişikliği vardır diyenler geçen sene sormuştu. Bu sene bunu sormadık. Oranı yani %80 civarındaydı. Evet. Bu yani Almanya ortalamasından yüksek. Hani arkasını biliyorlar mı? İklim değişikliğinin ne olduğunu biliyorlar mı? Orasını tartışmıyorum. Kulak dolgunluğu, ortalıkta konuşma yükselmiş. Bunun sebepleri üzerine biraz hani konuşabiliriz. Ama benim düşündüğümden çok yüksek çıktı. Ben bunun arkasında iki tane aslında temel neden görüyorum. Bir tanesi ilginç bir şekilde hani çok az yani böyle bir ön yargımız vardır. Hani köylüler diyelim, hani çiftçiler.
Onlar arasında çok yüksek ama bizim araştırmamızdan çıkmıyor. Bunun öyle bir bizim şey sonucumuz yok. Bu araştırma, başka bir araştırma, Barış Karapınar'ın çalışmasında biliyorum bunu ben. Çok yüksek oranda çiftçiler iklim değişikliğini fark etmiş durumdalar. Onu da gündelik hayattaki tecrübeleriyle, evet. işte ne zaman ekeceğim, ne zaman hasat alacağım evet. ve bunların kayması, yani ekim dikim zamanlarının kayması, ani yağışlar, kuraklık hepsini takip, yani hava koşullarına çok bağlı oldukları için evet. iklim değişikliğini çok ciddi bir şekilde biliyorlar. Hani dediğim gibi nedenlerini bilmiyorlar, çok yüksek oranda bilmiyorlardır. Mekanizmasını bilmiyorlardır ama farkındalar. Evet. İkincisi de bu sebep, yani kötü şeyler bazı şeyleri doğurur işte. Kentlerdeki iklim değişikliğine dayanıksız kentlerimizin varlığı evet. aslında. Yani kentsel aslında yapımız çok eskiden beri problemli. Fakat bu yeşil alanların giderek daha çok yok edilmesi, aşırı bina ve kentleşme biliyorsunuz yani hep durmadan duyuyoruz. Korkunç iklim afetlerini aslında bu ani evet. yağışlar, sel, ısı adası etkisi bütün bunları evet. çok ciddi bir şekilde yaşıyor insanlar. Bence bu iki temel dinamik bu iklim değişikliği konusundaki uyanıklığın evet. temel nedenleri. Aslında bir anlamda şöyle diyebiliriz, yani bilmekten dolayı değil ama gözleme dayalı bir farkında olma hali var. Yani pratik insanlardır yani bizim, evet. hep söyleriz. Yani bunu görüyor, daha önce olmuyordu, evet. şimdi oluyor. Evet. Yani bu kadar çok yağış, ani yağış olmuyordu, bu kadar uzun süreli kuraklık olmuyordu. Durmadan sel basmıyordu bu kadar oranda. Yani şimdi evet. yani daha yeni yaşadık Düzce'yi, yani bir evet. felaket. Şimdi Düzce küçük bir yer, yani çok büyük bir kent alanı değil ama işte kötü yapılaşma, yani şeylere kadar girmiş, köylere kadar girmiş. Yani dere yataklarını ev yapma, işte betonla kaplama çevresini, yani evet. o kadar hunharca bir kalkınma evet. şeyi içindeyiz ki bu derin bir aslında bilinçaltı yaratmış belki de. Evet. O zaman dilerseniz hemen birkaç veri üzerinden tabii. tartışalım. Öncelikle aslında iklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? İlk istatistiğimizle başlayabiliriz. Hı. Bu hem geçen seneki dönemdeki bulguları hem de Mayıs 2019'da ki bulguları kapsıyor. Hı. Burada da en azından şöyle diyebiliriz ki ezici bir şekilde de ikisinde de bir endişe hali var. Evet, yani çok endişeliyimle endişeliyim bir toplamını biz şey yapıyoruz. Sanırım benim biraz gözlerim bozuldu. 75 gibi evet. çıkıyordu. Geçtiğimiz sene 75 gibi, %75 gibi evet. toplamda çıkıyordu. Bu sene, biraz azaldı. Evet. Yüzde kaç? 61 ediyor toplamda. 61 ediyor sanırım. Ediyorum. Şimdi evet. bunda hani neden böyle bir gerileme oldu? Bu çok yani bilimsel bir şey söylemiyorum. Yani toplam insanların endişe herhalde şeyleri var, kapasiteleri var. Endişenin bir kısmı daha yani ekonomik kriz yaşıyoruz. Ekonomik kriz bence bu hani şeyi biraz geri plana atıyor. Evet. Bu da çok normal. Evet. Çünkü insanlar ilk önce eve ekmek götürme, evet. işte güvenlik bu tür şeyleri üzerinden giderler. Mesela terör olayları bu tür şeyler çok yükselse evet. yine bence biraz azalabilirdi. Geçtiğimiz sene biraz daha bu özellikle ekonomik krizin etkilerinin daha evet. Yoğunlaşmadığı bir dönemdi. Evet. Onun sonucu olduğunu düşünüyorum. Başka o hani evet. azalmayı başka türlü çok yorumlamıyorum. Ama yine de aslında görüldüğü gibi çok, çok yüksek yine yani. Belki bir sonraki şeye de baktığımız zaman aynı sorunu daha detaylı kırılmalarına baktığımız zaman aslında bir yandan da partiler üstü bir durumla karşılaşmışız gibi yani siyaset üstü diyelim belki aynen. parti demeyelim siyaset evet, evet. üstü bir durumdayız. Çünkü bakıldığı zaman hangi partiyi destekliyorsanız destekleyin yine endişe sayısı baskın gözüküyor. Kesinlikle öyle. Yani tabii ki şöyle bir şey, yani bu aslında endişe fark etmemesi gerekir diye düşünüyoruz ama tabii ki siyaset ve yani ideolojiler çok evet. güçlü şeylerdir. Evet. Özellikle Türkiye'de gibi bir kutuplaşmanın çok güçlü olduğu bir yerde. AK Parti ve MHP'de bir miktar daha az olmakla birlikte endişe oranlarında çok belirgin bir farklılık yok. Evet. Onlar da aynı şekilde iklim değişikliği konusunda endişeliler. Aslında doğal olan ama
yine de şeyini gösteriyor yani ne kadar güçlü. Diğer aslında bir başka soruyla da daha iyi belki bağlayabiliriz. Bundan sonrakinde mi vardı? Yok, o partilerle onu daha sonra belki o zaman. Evet, bir tane daha bir soru. Evet, benzer evet. Bir istatistiğe bakmak orada daha olacak. Hani belirgin gösteriyor aslında. Evet. O zaman bir diğer istatistiğimiz de düzensiz hava olaylarında, iklim afetlerinde iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünüyor musunuz? Sorusuna verilen cevaplara bakıldığı zaman %71 oranında evet düşünüyorum yani. Çok net. Bu evet çok net bir cevap ve fikrim yok diyen %17'lik bir kesim var aslında. Evet. Yani hala bir bilgi eksikliği olduğu da. Yani hayır düşünmüyorum diyen sadece %12. Evet aslında 71 ve 12 aradaki 17 aslında bir bilgi eksikliğinden. Evet. Ki yani ne kadar az bu konuda bilgi üretildiğini düşündüğünüzde evet. Yine enteresan bir veri aslında. Evet, çok doğru. Bir sonraki soruyla aslında belki bunu beraber değerlendirmek çok anlamlı olacaktır. O da Türkiye iklim değişikliğinin etkilerini ne zaman hissedecek sorusu. Buradaki, bu yeni soru bu sene. Evet, bakıldığı zaman şimdi hissediyoruz diyenler %52. Yani bu, şu anda yaşanıyor diyenler bunlar. Evet yani aslında geleceğe atfen bir şey değil ya biz bu sorunları zaten bugünden yani iklim zaten değişiyor aslında. Evet, bu öyle çıkmasaydı yani biraz kafamızda hani öylesine cevaplanmış bir soru sanki gelebilirdi ama bu. Evet. Hayır ben şu an yaşıyorum diyor bunu. Evet. Önemli bir veri aslında. Evet yani bu aslında demin tartıştığımız kent ve köy. Ya kırsal arasında aslında bir uhu görevi görüyor. Aslında iki taraf da bu sorunlarla yüzleşiyor. Ve bunu buradaki %23 bilmiyorum var değil mi? Bir evet, %23 bilmiyorum var. Arada işte 10 yıl, 25 yıl ve 50 yıl. Onlar toplam çok az bir şeye geliyorlar. Çok doğrudur. Hiç hissetmeyecek denenler oranında %3 galiba. Hissetmeyecek %3 çok doğru. Bilmiyorum diyen %23. Evet. Bu bilmeme hali çok ilginç aslında. Bu bir yandan da aslında bir yeterli bilgi birikimi, yani yeterli eğitim olmasından da kaynaklanıyor mu demek lazım? Hiç kuşkusuz. Yani aslında şimdi bu söylediklerimiz hep kulak dolgunluğuyla verilmiş cevaplar. Hı hı. Yani bu insanların eğitimleri de dahil olmak üzere, yani çok fazla dışında tutmuyorum, iklim değişikliği nasıl gerçekleşiyor? Yani insanın etkisi nasıl diye sorsanız, yani çok doğru cevaplar alabileceğinizi ben tahmin etmiyorum. Çünkü gerçekten bunun üzerine çalışan çok az sivil toplum kuruluşu var. Etkileri çok zayıf doğal olarak Türkiye'deki sivil toplumun durumu. Hiçbir siyasi parti ve hareket yok neredeyse. Evet. Yani bu tamamen yine yani oradan buradan duymak, işte birbirine hani dedikodu efendim evet. Şey kulaktan kulağa yayılmış evet. Bir şey yani. O yüzden rakamlar çok enteresan. Evet, çok güzel. Bir diğer soru ise Türkiye'de hükümet iklim değişikliğini azaltmak için bu yeterli soru, çabayı demiş, gösteriyor evet. Mu? Bu evet ilk başta şöyle bir genel istatistiğe baktığımız zaman kesinlikle göstermiyor %31, kesinlikle gösteriyor %6. Şimdi bunu böyle şöyle yorumlayabilirsiniz. Oradaki %34 hani muhalif kesim. Evet. Değil mi? Yani evet. Öyle yorumlamayı bu şekilde gördüğünüzde siyasi skalaya göre evet. Şey yapılmış olabilir diyorsunuz. Ama bakın bir sonrakine. Evet bu detaylı döküme baktığınız zaman iklim değişikliği azaltmak için yeterli çabayı gösteriyor mu? AK Parti ve MHP'ye baktığınız zaman yine çaba harcamıyor. AK Parti'ye oy veren AK Parti seçmeninin %31'i evet. Türkiye'de hükümet iklim değişikliğini azaltmak için yeterli çabayı göstermiyor diyor. Evet. MHP'lilerin içinde %48. Evet. Yani çok bu enteresan şeyler. Çünkü kendi partisi ki hani dediğim gibi yani hele AK Parti ideolojik olarak şey bir parti yani kendi seçmenini tutan evet. Bir parti, ideolojik olarak iyi çeviren bir parti. MHP hani o kadar olmasa da evet. Ama çok yüksek oranlarda yani hiçbir şey yapmıyor evet. Hükümet diyorlar. 3 AK Parti seçmeninden birisi aslında çaba harcanmadığı konusunu net olarak evet. Söylüyor. Aslında 3'te 2'si çabanın yetersiz olduğunu söylüyor çünkü biraz çaba harcıyor evet. Diyor. Sadece toplamda 65'e geliyor. Evet. Evet çok doğrudur. Sadece MHP'de daha çok yüksek. 88'e geliyor. %12 sadece evet. Yeteri kadar çaba harcadığını düşünüyor. Diğer muhalefet partileri ve diğer partilere baktığınız zaman
ortalaması zaten, Türkiye ortalamasına zaten genelde baktığınız zaman çok anlamlı bir yetersizlik hali var. Evet, bu başta konuştuğumuz yani siyasi ölçeğe göre tabii ki bir şey var. Yani evet. Bir normal, o zaten o olmasa bir gariplik olurdu. Evet. Ama ona rağmen yüksek oranlar yani evet. Beni... Aslında evet. Şey yapan, evet. ilginç gelen bana bu. Evet, yani aslında ideolojiler üstü, belki siyaset üstü bir birleştiriciliği var. Evet. Belki burada aslında rapor içerisindeki Bekir Ardır'ın bir yazısını okumuştum. Kendisi de raporu değerlendirirken şöyle diyor. Zaten Türkiye'de çevre, kadın ve tüketici hakları partiler üstü, yani bütün bu kutuplaşmış ortamın dışında bizi birleştiren üç temel ayak ve bunlar üzerinden aslında üretilecek yeni bir politika söyleminin aslında toplumu kucaklayıcı olabileceğini söylüyor. Bu verileriniz de aslında bunu biraz çevre alanında bunu doğruluyor gibi. Kesinlikle doğruluyor. Bekir abi zaten bu veriler, hani tabii ki bunlar sadece bu buradan çıkmış fikirleri değil. Evet. Ama biraz bunları, yani bunları yorumlarken bizim için yazdığı, raporda yazdığı bir yazısından bahsediyorsunuz. Ben geçtiğimiz sene, birkaç senedir ben de buna benzer, üç aşağı beş yukarı şeyler söylüyorum. Çok güzel ifade, Bekir abi çok güzel ifade etmiş, o ayrı. Evet. Ama onun dışında ben bu çevre, hani böyle biz aslında bu hareketin içindekiler hani böyle çok sevmez. Yani çevre çok iyi anlatmayan bir şey. Ama insanların kafasında bir şeyi var bu çevrenin. Evet. Yeşil alanlar yok oluyor. Böyle bir kafasında genel bir fikir olarak söyleyelim bunu. Bunun... Yani sanki hiç insanlar önemsemiyormuş gibi bir ön yargıları var. Özellikle hani muhalif kesimler, yani AK Parti seçmeni bunları hiç önemsemez gibi. Ben hiç öyle düşünmüyorum aslında. Bunun bir işaretlerinden biri de aslında bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin en hani Cumhurbaşkanlığı seçiminde miydi? Hangisindeydi? Yerel yönetimlerden önceki seçimde. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Genel seçimlerde evet. En çok söz edilen şey bu millet bahçeleri. İnsanlar hoplayacak, çok yuvarlanacak falan. Hani böyle bir şey. Bu yani insanların hani biraz dalga konusu yaptı insanlar bunu. Ama şöyle bir şey var. Bu aslında AK Parti ve çevresinin bence yaptığı derin araştırmalarda, derin yoklamalarda, sondajlarda eline geçen verilerle ilgili. Yani insanlar için bu çevre konusu, yeşil alanın yok edilmesi, işte bütün bu toplam böyle diyelim, evet. Ciddi bir problem ve bunu bence dile getiriyorlar. Evet. Bu sonuçlara benzer, bence sonuçlar ellerinde var. Evet. Ve onu bir şekilde kompanse edecek şeylerden biri bu aslında. Evet. Yani tamam hani bu hiç iyi bir politika değil, kesinlikle değil ama bu bence sorunu gördüğüne dair bir işaret evet, aslında. Görüyorum ve evet, görüyorum hızlı ve hızlı bir merhem olarak. Evet, aynen. Ne yapabilirim? Evet. İşte hoplayıp zıvarlanacağınız size yeşil alanlar yapacağım. Evet, önümüzdeki 25 senelik strateji değil, önümüzdeki ay hemen evet, hayata geçireceğimiz evet, strateji evet, olarak. Ben iklim değişikliğine karşı duracağım falan dese kim ne diyecek? Evet. Ama bu çok basit bir şey. Evet. Zaten bağı da kurmuyor. Yani termik santralleri hani evet. Doğrudan o arasındaki bağlantı çok güçlü değil. Evet. O zaman millet bahçesi kurarsın, ya yani bahçe kurarsınız. Evet. Yani bu bence destekleyen bir şey. Çok anlamlı. Bir sonraki veriye geçtiğimiz zaman ise aslında soruyu belediye ekseninde de yönelttiğiniz zaman aslında yerel ve merkez arasında çok bir fark gözetmediğini vatandaşın görüyoruz. Burada da hemen hemen aynı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu da aslında genel bir yani. Yani siyasete ya yerel merkez fark gütmeden bunun bir sorun olarak ortaya koyan bir durumu gösteriyor. Ya da bunu nasıl okumalıyız? Yani, ne düşünüyorsunuz? Ama tabii şöyle, şu son yerel seçimine kadar çok uzun bir süredir evet. İzmir dışında evet. Bütün büyük kentleri zaten mevcut AK Parti'nin evet. Elindeydi. O yüzden bir kere hani ikisi arasında bir fark zaten görme şeyi çok yok. Evet. Hani yerel yönetimler çok bir şey yapıyordu da genelden dolayı yani öyle bir kafa karışıklığından mı? Ben çok öyle düşünmüyorum. Ben hani çok aynı politikalar yani sonuçta zaten merkezden belirlenen çok politikalar olduğunu insanlar bunu biliyor. Ama yerel yönetimden özel bir bu konuda bir şey gelmediği de zaten açık. İnsanlar evet. Da bunu çok net bir şekilde görmüşler. Bir fark
anlamlı bir fark yok yani. Peki tam bu noktada özellikle şimdi yeni dönemde, yani önümüzdeki çok uzun bir süre seçimsiz, umarım seçimsiz bir periyot olacak. Buradaki yerel yönetim ve merkezi yönetim, vatandaş ve çevre ilişkisini kursanız, orada avantaj yaratılabilecek noktalar var mı sizce? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere ben bu yerel seçim sonuçlarının içinde bu bilgilerin, yani bunun da sonuçları olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar tek boyutlu şeylerle, tek nedenlerle oy değiştirmezler. Bir sürü faktör vardır. Memnuniyetsizliğin arkasında tabii ki bir ekonomik kriz var. Hani yolsuzluk söylemleri var. Yani bir sürü şey var. Evet. Ama içinde bence şey de var. Yani o varoluşsal alanının tahrip edilmiş olması, evet, rahat nefes alamama, işte çocuklarıyla gidecek bir park bulamama, yani bütün bunların da bir faktör olarak içinde, yani yüzdesini şeyini bilemem. Evet. Şey, bir şey söylemiyorum, dediğim gibi böyle ölçülebilecek bir şey söylemiyorum. Ama ben bu yerel seçimlerde bunun da bir faktör olduğunu bir kere düşünüyorum. Sonrasında şimdi merkezi yönetimin, yani AK Parti yönetiminin açıkçası hani bu sonuçlar elinde olsa bile, ya da daha öncesinde de bence benzer şeyler var, çok kolay bir politika değişikliğine gitmesini mümkün görmüyorum. Çünkü bir kalkınma projesi olarak gördükleri şey bunun tam tersi. Yani işte, yani eğer siz inşaatı lokomotif sektör haline getirirseniz, enerji konusunda kömüre tamamen termik santraller eksenli ve nükleer santraller eksenli bir hat örerseniz, ve bu konuda da herhangi bir çevre konusu sizin için tali bir şey haline gelirse, ki geldi çok uzun yıllardır, bu şansı kaybetti bence. Geri dönemez artık. Evet. Bu geri dönüş yapılabilecek bir şey değil. Dolayısıyla şimdi önümüzde şöyle bir şey var. Bir merkezi iktidarın, dediğim gibi, yani anti sürdürülebilir kalkınma diyebileceğimiz bir şey. Gerçekten böyle yani. Hani sürdürülebilir kalkınmada neler yapılmaz deseniz, evet, sayabileceğiniz bir şey. Yani çok tartışılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum burada açıkçası. Burada da yeni yerel yönetimler var. Bütün bu aksaklıkların sonucunda, yani sonuçta işte onu söylemeye çalışıyordum temin. Yani durmadan sel basan, alt geçitlerini durmadan sel bastığı kentlerde oturan insanlar var ve artık bıkmış da durumdalar yani. Evet. Bu yerel yönetimler şimdi başka anlayışların, başka siyasi partilerin eline geçti. Şimdi burada bütün bunları eğer doğru okuyabilirse bu yeni yerel yönetimler, ayrı politikalar uygulamak için şansları var. Başka da şansları da yok bence. Çünkü bu sorunlar gerçekten yakıcı problemler ve bunlara çözüm geliştirmek, yani şimdi mesela kalkınma ekseni üzerinden de, çünkü çok konuşuyorlar, Sayın Memurlu çok konuşuyor. Evet. Bunu bu sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarıyla birbirine eğer eklemezse bence problem yaşayacak. Bu konuda hani böyle bunlar biraz böyle entel dantel işiymiş gibi yansıtılmaya, görülmeye çok eğilimli, hiç alakası yok. Evet. Ben çok son derece iktisadi politikalarla çok birbirine kalkınma politikaları, yani insanların refahıyla çok direkt ilişkili, evet, bir şey. Çünkü iklim adaleti hani bence çok önemli bir konu. İnsanlar kendilerinin, yani iklim değişikliğine en az neden olanlar, en fazla mağdur olanlar. Evet. Dünyanın her yerinde böyle, Türkiye'de de böyle. Ya ben açıkçası çalışmanın sonuçlarına baktığım zaman tam bu dediğinizin altını çizdiğini düşünüyorum. Bunun entelektüel bir tartışma olmaya geçtiğini, artık daha hissi bir yerden, herkesin hissettiği bir yerden olduğu için bunun aslında daha kapsayıcı bir sorun olarak ortaya çıktığını görüyorum. Bu çalışmanın bence en kayda değer bulgusu da bu gibi geliyor bana açıkçası. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Evet. Yani ben doğrudan siyaset yapmıyorum, bizim hani öyle bir şeyimiz yok. Ama ben bir siyasetçi olsaydım, bu verilerin evet, önüme koyduğumda hem evet, yerel yönetimler hem evet, de genel politik çizgi evet, anlamında güçlü bir birleştirici, evet, hani o kutuplaşmayı da çözücü evet, bir alan olduğunu evet, ve hızlıca evet, aslında yeni söylemler geliştirdiğiniz vakit
cevap alabileceğiniz. Evet. Çünkü kulak açık demektir bu. Yani bu şunu gösteriyor. Kulağım açık. Evet. Dinliyorum. Eğer konuşursanız buradan ben bir şey yapabilirim. Belki son verimize baktığımız zaman da bunu net bir şekilde görebiliriz. Hava aktif, yani şu andaki iklim afetlerinin, yani düzensiz hava olayları, işte fırtına, sel, aşırı sıcaklık arttı mı azaldı mı sorusuna zaten %71 oranında arttı. Diyor. 23'ü de değişen bir şey olmadı diyor. 5'i de azaldı diyor. %71 oranında baktığınız zaman aslında bunun ne kadar gündelik aslında hayata nüfuz ettiğini ve herkesin aslında gözlem olarak farkında olduğunu da gösteriyor. Bunun hatta kırılmalarına baktığınız zaman da bu çok net bir resim ortaya çıkarıyor ki aslında burada herhangi bir kutuplaşma, hiç eser yok. Aynen. Yani ne yani yaş olarak 71, 30'da hani tamamen bir partinin 71 öyle bir şey yok. Yani yaşa baktığınız zaman yaş gruplarını gözetmeyen, işte eğitime baktığınız zaman neredeyse bir şey görüyorsunuz. Yani lise altı eğitim seviyesindeki de üniversite eğitim seviyesindeki kişilerinde, hayat tarzı olarak modern ve dindar muhafazakarlarında, çalışma durumu olarak bütün o kırılımlara baktığınız zaman aslında müthiş bir... Daha yani biz ne diyelim? Evet. Yani bir de bu hani baştan da hani bu verilere, yani bu araştırmayı KONDA yaptı yani. Evet. Seçimleri hani tak diye kaç seçimdir tam bilen, yani en güvenilir Türkiye'nin herhalde araştırma şirketlerinden biri, hani benim açımdan öyle. Evet. Onların verileri yani. Evet. Açın bakın. Evet, çok anlamlı. Peki şimdi bütün bu sonuçlar elinizde. Bir sonraki adımda bunları nasıl değerlendirmek istiyorsunuz? Bunun üzerine ne koymak istiyorsunuz? Ya şimdi bunun bunlar aslında ilk aşamada bizim hani bu şu konuşmayı yapabilmemizi ya da siyasi partilerin bu konuda bir ya da sivil toplum kuruluşlarının bir şey yapmasını elde edecek veri. Evet. Biraz bunu konuşturabilmek için düşündüğümüzden de güçlü sonuçlarla aslında buradayız. Ama bence çok kolay bir şeyden de bahsetmiyoruz. Evet. O kadar basit bir şey değil. Çünkü dediğim gibi iklim kulaktan kulağa, işte böyle oradan duyma, buradan duyma gibi iklim değişikliği, iklim krizi konusunda insanların bilgisi var. Ama bununla enerji tercihleri, bununla tüketim kalıpları arasındaki ilişki insanların kafasında o kadar kuvvetli bir şekilde yok. Evet. Yani kömürlü termik santrallere karşı çıkmasının sebebi iklim değişikliği değil. Evet. Daha çok hava kirliliği. Evet, yani kişisel o andaki şey. Evet. Hani ikisi orada aynı şekilde geliyor ama sadece yani o zaman hava kirliliği yaymayan bir ama şey yapan, karbon emisyonlarına sebep olan bir şeyi kabul edebilir. Evet. Onun için bu ikisi arasındaki ilişkiyi ne kadar güçlü, yani ne kadar biliyorlar, ne kadar bilmiyorlar. Neyi biliyorlar, yani neyi yanlış biliyorlar. Hepsi olabilir bunların. Bir kere bunun üzerine bir çalışma yapmamız lazım. Dediğim gibi bu bunun kadar şey olmayabilir, böyle konuşturacak malzeme olmayabilir. Ama siyasetçiler için, sivil toplum kuruluşları için, bu konuda bir şeyler yapmak isteyenler için de o veriler lazım. Çünkü iyi fotoğraf, doğru fotoğrafı görmezseniz doğru yönelimler geliştiremezsiniz. Çok anladım. Evet, bunun aslında yani bilgi yoksunluğu bir yandan da o manipülatif bir ortamı da hazırlıyor. Kesinlikle. Yani aslında belki alt kırılımlarda politikacılar bunu nasıl bertaraf edeceklerini o manipülatif davranışlarda gösterebilirler sonraki araştırmalarda. Ama tabii ki bundan sonraki çalışmaların o bilgi yoksunluğunu gidermek amaçlı. Ama bilgi her zaman şeydir yani. Bilgi açık olacak, bilgi çok olacak. Tartışmasız. Bu her zaman toplumun yararlığıdır. Tartışmasız, kesinlikle, kesinlikle. Çok anlamlı. Peki şimdi bir de şöyle bir durum var. Aslında bu bulguların şu anda elimizde olması çok manidar. Çünkü hem yerel seçimler sonrasındaki stratejik plan sürecindeyiz. Bu bilgilerle stratejik planlara müdahil olma çabanız var mı? Ya da o konuda bir herhangi bir düşünceniz var mı? Var. Zaten şimdi bu araştırmayı yerel seçimler öncesine hemen yaptık. Ona yetiştirmeye çalıştık. Evet. Sonrasında da daha fazla yaygın bir şekilde paylaştık. Yani hem yerel seçimlere belli bir etkisi olması için, yani çok sınırlı bir etkisi olmuştur büyük ihtimalle. Daha politik bir atmosfer vardı. Ama hani her zaman bu tür şeyleri sürede bir kalkınma çalışmalarını yaygınlaştırmak için biz aslında el atıyoruz oraya, yani onu kullanmaya çalışıyoruz.
İkincisi de yerel seçimler, tabii ki yerel seçimler bitecek. Sonuçlar çıktıktan sonra da yeni yerel yönetimlerin stratejik planlama süreci başlayacak. Bildiğiniz gibi seçildikten 6 ay içinde stratejik planlamalarını tamamlamaları gerekiyor. Stratejik planlarını. Stratejik planda ondan sonraki 5 seneki yol haritası. O yüzden şu anda harılı belediyeler, yerel yönetimler stratejik plan hazırlamaya çalışıyorlar. Çok iyi bilinmeyen, yani çok tecrübeli belediyeler var. Çok az bilgili, genelde kopyala yapıştır yapan, yapılan şeyler. Ama şimdi bu yeni, özellikle değişen yerel yönetimlerde yeni stratejik plan bence hayati önemli. Evet. O yüzden de bu konuyla ilgililer. Biz bunu görüyoruz. Yereliz Derneği üzerinden aslında yeni bir çalışma yapıldı ve o çalışmanın sonucunda ilk aşamada daha hemen duyulmasıyla birlikte 22 tane belediyenin dahil olduğu. İstanbul içerisinde. Yok, tüm Türkiye'den ama şöyle bir taahhüt imzalatma şey yapıldı. O yüzden mesela İstanbul Belediyesi yok. Yani Kadıköy Belediyesi bu konuda çok hatta çalışıyor. Yani Yereliz Derneği'nin içinde Kadıköy Belediyesi'nin arkadaşlar da var. Onun bile imzası yok. Bunlar hani ilk anda çalışmaya bu Südebi Kalkınma ilkelerini benimsedik ve bu taahhüt ediyoruz imzası atabilen belediyeler. İçlerinde AK Partili belediyeler, HDP'li belediyeler, çeşitli ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri, çeşit çeşit yerlerden belediyeler var. Ben orada o çalışmanın içinde de yani hem orada da paylaştık bilgileri hem de içinde yer almaya çalıştım. Orada da gördüğüm bu konuda çok büyük merak var. Ve zaten sonrasında da aldığım duyumlar. Herkes şimdi, yani yine kulaklar açık. Şimdi bu kulak açıklığında bu bilgileri stratejik plana yerleştirmek son derece önemli. Yani iklim eylem planları bağlamında önümüzdeki çok kısa bir sürede iyi ama yani böyle iklim eylem yine kopyala yapıştır değil. O çünkü her yerin kendi öznelliği var. Bir de belki burada onun altını çizmek lazım. Benim bildiğim kadarıyla ulusal ölçekte bir uyum planı var zaten. Ama aksiyon planı olarak bir şey yok. Bir de özellikle bunlardan, özellikle iklim felaketlerinden direkt olarak etkilenen çeşitli belediyeler, özellikle tarım temelli çeşitli belediyelerin buna dair bir aksiyon planı da yok. Buradaki o yerel merkez, işte o bütün o çalışmalarla ilgili ne düşünürsünüz? Yani şimdi Türkiye'de birçok şey yok. Bu da onlardan biri. Ama bu hayati bir şey gerçekten. Burada bu noktada uğraş ve dinlenmekten başka çare yok. Şimdi biz yani gücümüz babında. Ama şunu da farkındayım, bu konu yani sıcak bir konu. İnsanlar yani şimdi belediyelerde çalışan uzmanlar, işte stratejik planla uğraşanlar, herkes bir şeyler öğrenmeye ve bu konuda bir şey yapmaya çalışıyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar şey önemli değil. Bu konudaki çaba bile çok önemli. Çünkü biz daha önce bunları duymuyorduk bile. O yüzden bunu bir adım olarak görmek lazım. Ben her şeyi böyle hani küçümseme lafından hani nefret ederim, küçük falan. Yani küçük diye bir şey yoktur. Uğraşacaksınız. Bu ancak uğraşmayla, didinmeyle olacak bir şey. Böyle önümüzdeki bir dönem var. Stratejik planda yer almazsa da bir şey olmaz. Sonrasında yine devam etmek lazım. Bu muhabbeti sürdürmek lazım ve bilgiyle desteklemek lazım. Okey. O yüzden de tabii ki EcoIQ, İklim Haber gibi kurumlara da özellikle bu bilgiyi ortaya çıkarması çok Konda anlamlı. Gibi. Konda gibi. Evet. Onların araştırmacı destekleriyle çok bu işbirlikleri aslında bir an sonra önümüzdeki dönemde hem yani sosyal alanı hem bitecek bir şey değil yani. Siyaset alanı oldukça belirliyor olacaklar. En yakın vadede başka çalışmanız var mı? Not düşmek istediğiniz? Yok yani bu şeyler üzerine devam ediyoruz aslında. Şimdi EcoIQ için bir şey yapıyoruz. Eylül sayısına bir dosya hazırlıyoruz. İşte tam da bu mevzular üzerine. Çünkü yerel yönetimler bir fotoğrafını çekmek lazım. Ne yapıldı? Yani stratejik planlarda neredeler falan gibi bir büyükşehir belediyelerinden başlayıp biraz daha aşağı doğru inen bir şey yapmaya çalışacağız. Okey. O zaman Barış Doğru, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Umarım önümüzdeki sene belki raporun güncel haliyle. İnşallah belki ondan öncesinde bir şey daha çıkartırız. Çok onu yine konuşuruz. Çok güzel. Umarım önümüzdeki seneki sonuçlarda çok sürpriz olmaz. Bu çizgiyi devam ettiririz. Giderek azalıyormuş bu. Evet. Umarım sorunlar azalırsa belki. belki de. Tekrar çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bu haftaki yayınımızın da Barış Doğru ile beraber Şehir Evimizin programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla tekrar karşılaşacağız.
karşınızda olacağız. Bu hafta bizimle iletişime geçmek isterseniz İstep'imizin sosyal medya hesaplarından bizlerle ulaşabilirsiniz. İyi haftalar, görüşmek üzere.